Herkese yeniden selam. Bu videoda size çok basitçe calculation'ları nasıl kullandığımızı göstereceğim. Yani tablonun içinde nasıl hesaplama yazdığımızı göstereceğim. Bunu yapmak için dimension yanında minik bir ok var. Oraya tıklıyorum. Create calculated field diyerek hesaplama yazacağım bölümü açabilirim. Ya da yukarıdaki menüden analiz kısmına tıklayarak yine create calculated field diyerek hesaplama yazacağım alanı açabilirim. Çok basitçe bir hesaplama yazacağım. Bu hesaplama kar oranı olacak. Şöyle hesaplamama isim veriyorum. Kar oranı olarak. Daha sonra yazmaya başlıyorum. Toplam. Gördüğünüz gibi kendisi tamamlıyor. Benim tamamlı yazmama gerek yok. Toplam. Birazcık büyüteyim. Kar bölü toplam satış diyorum. Bu şekilde hesaplamamı yazdım. Fark ettiğiniz gibi fonksiyonlar mavi renkte, alan isimlerim de turuncu renkte görünüyor. Eğer bunun içine parametre kullanmış olsaydım parametrelerim de mor renkte görünecekti. Hesaplama alanının yanında minik bir ok var. Oraya tıkladığınız zaman tablonun içindeki mevcut fonksiyonları görebilirsiniz. Buradaki all bölümüne tıklayarak içinde hangi tür fonksiyonların bulunduğunu da buradan görebilirsiniz. Bir fonksiyonun üzerine tıkladığınız zaman o fonksiyonun açıklamasını ve örnek kullanımını da bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi buradan kapattım. Burada yine bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada benim sum kar olarak kullandığım alan aggregate olarak geçer. Yani ne demek istiyorum? Mesela buradaki sum'ı sildim. Buradaki sum'ı sildiğim zaman bir taraf aggregate oldu, bir taraf da non-aggregate oldu. Aggregate'ten kastımız şu. Sum, average, median, varyans gibi alanlar aggregate fonksiyon olarak geçer. Eğer ben bunun başını hiçbir şey kullanmadan yazarsam non-aggregate olarak kullanmış olurum. Dolayısıyla bir hesaplamanın içinde aggregate ve non-aggregate'i birlikte kullanamıyorum. Ve bana bu şekilde bir error mesajı geliyor. Buradaki error mesajının üzerine tıklayarak hata mesajınızı görüp hatayı düzeltebilirsiniz. Örneğin ben şu anda aggregate ve non-aggregate'in bir arada kullanılamayacağına dair hata almış bulunuyorum. O zaman ne yapacağım? İkisini de aggregate olarak kullanıyorum. Başına bu şekilde sum'ı ekledim. Küçük ya da büyük harf gördüğünüz gibi fark etmez ama siz otomatik olarak buradan tamamlarsanız kendisi büyük harf kullanır. Şimdi kar oranı için hesaplamamı bu şekilde yazdım. Okey diyerek hesaplamamı oluşturuyorum. Daha sonra kar oranını alıyorum. Buradaki karın üzerine de bırakabilirim renklendirmek için. Color'ın üzerine de bırakabilirim. Karın üzerine bıraktım ve artık kar oranına göre grafiğimi renklendirmiş oldum. Şimdi buradaki kar oranı neden major'ın altında ve yeşil renkli olarak oluştu? Çünkü kar oranı hesaplanabilir ve sayısal bir alan. Onun için burada major'ın altında ve yeşil renkte continuous olarak oluşuyor. Peki şöyle üzerine gelip baktığım zaman buradan da görebilirsiniz legend bölümünden. Burası kar oranımın en düşük olduğu rakam, burası da kar oranımın en yüksek olduğu rakam. Fakat ben bunu yüzde olarak görmek istiyorum. Bu şekilde sıfır nokta bla bla şeklinde görmek istemiyorum. Bir bölüm yazdık sonuçta. Şimdi bunu yüzdeye çevirmek için kar oranının üzerine sağ tıklıyorum. Default properties number formattan percentage'ı seçiyorum ve yüzdelik formata bu şekilde getireceğim. Buradaki 2 dediği virgülden sonra 2 basamak göstereceği. Bunu da değiştirmiyorum ve okey diyorum. Artık gördüğünüz gibi virgüllü sayım yüzdeye dönüşmüş oldu. Üzerine geldiğim zaman da tooltip'te otomatik üretilen bölümde kar oranımı artık yüzde şeklinde görüyorum. En basit haliyle hesaplamayı bu şekilde göstermek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler.